Türkiye'de yüksek öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı 5 kat arttı, 150 bine ulaştı. Artan ilgi yeni düzenlemeyi de beraberinde getirdi. Kararı Yüksek Öğretim Kurulu verdi. Yabancı öğrencilere uygulanan program kontenjanlarının en fazla %50'sine kadar öğrenci kabul etme şartı kaldırıldı. Türkiye'nin eğitim kalitesi gittikçe yükseliyor. Afrika'dan, Orta Doğu ve Balkanlar ve Orta Asya'dan, Malay dünyasından kendilerine kültürel ve tarihsel bir bağ buluyorlar. Daha burada kendilerini yabancı hissetmiyorlar. Ondan dolayı Türkiye çok bunlara cazip geliyor. Yeni uygulama devlet ve vakıf üniversitelerinde geçerli olacak. Tıp ve diş hekimliği bölümleri ise uygulamaya dahil edilmeyecek. Türkiye'ye gelen öğrencilerin yaklaşık 60 bini paralı vakıf üniversitelerinde eğitim görüyor. YÖK'ün üniversitelerde yabancı öğrenci sınırlamasını kaldırması, Türkiye'nin yabancı öğrenci merkezi olmasının yolunu açtı. Batı ülkelerine göre ekonomik olarak hem eğitim maliyeti hem de yani barınma ve diğer masraflar açısından daha ekonomik durumda. Eğitim ücreti alarak yapamayız. Ama ilk başlangıçta makul fiyatlarla biz eğitim ücreti alarak bu ekonomik bir girdi sağlar. İkincisi bu konaklamaya ayrı bir yemeğe, içmeye yani en az servis sektörüne kadar geniş bir alana yayılan bir katkısı olacağı kanısındayım. Uluslararası öğrenciler dünya ekonomisinde 100 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip. Türkiye 10 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avusturya ve Çin gibi eğitim ekonomisindeki büyük oyuncuların arasına girmeyi hedefliyor. İlk hedef Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısını 500 bine çıkarmak.